El Fatiha ve as-salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde bir aktüel bilim sualleri ve cevapları faslında gene birlikteyiz. İlk sual Abdülcebbar Boran'dan geliyor. Diyor ki, atomların çevresinde elektronları eliptik yörüngede dengeli bir şekilde hareketini sağlayan elektromanyetik kuvvet ile gezegenler arasındaki dengeyi sağlayan gravitasyonel çekim kuvvetinin varlığını biliyoruz diyor. Fizikçiler çekirdek içinde nötronları ve protonları bir arada tutan kuvvetli etkileşmelere sebep olan çekirdek içindeki nükleer güçten söz ediyorlar. Elektronları ve karşıt elektronları çekirdek içinde bir arada tutan kuvvet gerçekten bu kuvvet mi? Evet, elektronları ve karşıt elektronları çekirdek içinde bir arada tutan ve sağ spinli elektronları oluşturan bir kuark, sol spinli elektronları oluşturan ikinci kuark, sağ spinli karşıt elektronları oluşturan birinci karşıt kuark, sol spinli elektronları oluşturan, sol spinli karşıt elektronları oluşturan ikinci karşıt kuark, iki karşıt kuarkı dengede tutan kuvvet, merkezi çekirdeğin içindeki kuvvet, çekirdek kuvveti, bu nükleer kuvvettir. Manyetik alanın dışında bir kuvvet, hatta belki bir ters müesseseyi ifade eden bir kuvvet, dengeyi sağlayan bir kuvvet. Elektronlar ve karşıt elektronlar karşıt elektrik yükü taşıdıklarına göre manyetik alanın oluşması söz konusu ise birbirlerini çekip birbirine yapışmaları lazım. Oysa ki çekilmiyorlar, yapışmıyorlar birbirlerine ve dizaynları o standartta. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki kainatı makro alemde tespit eden Allah'ın vücuda getirdiği dizaynda kuvvet standardı gravitasyondur. Büyük kütlenin küçük kütleyi kendisine çekme özelliğidir. Mikro alemde merkezi çekirdekle yörüngede dönen elektronları dengeleyen kuvvetse manyetik alandır. Ama her iki sistemde de aynı eliptik yörünge, aynı merkezi çekim gücü, aynı çevrede hareketi sağlayan hünnes ve künnes kanunlarının geçerli olduğunu görüyoruz. Mikro alemde de, makro alemde de aynı kanun geçerli. Merkezden belli uzaklıkta
belli ağırlığa sahip olan bir kütle, belli ağırlığa sahip olan bir kütle belli bir hızla hareket etmek mecburiyetinde. Ne için mecburiyetinde? Merkeze yapışmamak için bir ve uçup merkezden kurtulmamak için. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı en muhteşem dizayn olarak çıkıyor karşımıza. Merkeze en uzak yörünge, en uzak yörüngenin en uzak noktasında en düşük hız, en yüksek manyetik alan, merkeze en yakın noktada en düşük manyetik alan, en yüksek hız. Öyleyse en uzak noktada neden en yüksek manyetik alan? Boşluğa uçmaması için çevre elektronunun. En yakın noktada neden en yüksek hız, en düşük manyetik alan? Merkez tarafından elektronun çekilmemesi için. Öyle bir dizayn ki muhteşem bir denge unsurunu Allah-u Teala koymuş ve sistemler devam ediyor. Sual, Cebbar'ın suali, nükleusta sistemleri iki kuarkla iki karşıt kuarkı bir hidrojen atomunun bir protonun içinde tutan kuvvetin adı ne? Bu kuvvet nükleer çekim kuvvetidir. İkinci sual Serdar Demirci'den geliyor. Diyor ki Serdar, Pittsburgh Üniversitesi'nden araştırmacılar brokoli gibi bazı sebzelerin prostat kanserinin gelişmesini önlediğini bildirmişler. Sebzelerin ve meyvelerin insan sağlığı için önemli olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada araştırmacılar brokoli gibi sebzelerde bulunan izotiyosiyanat ITC izo i tio t siyanat c ların çiğneme esnasında açığa çıktığını ve bunların prostat kanseri hücrelerinin çoğalmasını engellediklerini bulmuşlar. Bu maddelerin programlı hücre ölümü gibi doğal savunma sistemleriyle ilişkilerinin de araştırılacağını bildiren araştırmacılar, kanserin teşhisinde kullanılan biomarkerların geliştirilmesi için de bu maddelerin büyük önem taşıdığını bildirmişler. Yani tabii araştırmacı markerlar. Çeşitli sebze ve meyvelerdeki daha başka maddelerin bulunup bunların özel olarak ekstrakte edilmesiyle doğal olarak kanser ve diğer hastalıklarla savaşmak mümkün olabilir mi? Diyor. Elbette mümkün olacak. Dünyada doğal besinlere doğru bir yaklaşım hızlı bir seyirle büyüyor. Amerika'da bu tabii maddelere organikler deniyor. Yani sentetik gübre kullanılmadan vücuda getirilen, oluşturulan ağaçların meyveleri, tahılın meyveleri, sentetik gübre kesinlikle kullanılmıyor. Hiçbir zaman meyvelere sentetik ilaçlar sıkılmıyor. Bitkilere dadanan haşereleri öldürmek için kesinlikle
sentetik ilaç kullanılmıyor. Tabiatta kullanılan sentetik ilaçların varlığı insan sağlığını çok ciddi boyutta tehdit ediyor ve obezitenin oluşmasında da üretim için, bitkisel üretim için kullanılan sistemler çok önem taşıyor. Bitkisel koruyucu vasıtalar eğer sentetikse insan sağlığına önemli ölçüde zarar veriyor. Kanserlerin artışı, obezitenin artışı, yani aşırı şişmanlığın artışı bu sebeplere dayalı sevgili kardeşlerim. Ama görülüyor ki Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği sistemin içinde zaten koruma geliştirilmiş. Maddelerin arkasındaki o koruyucu etkinin ne olduğu daha yeni yeni ortaya çıkıyor. Brokolideki prostat kanserini önleyici sistem daha yeni yeni öğreniliyor. Ama her yeni öğrenilen şey o bitkinin de tabii standartlarda alınmasıyla geçerliliğini koruyabilir. Yani brokoli organik olmak mecburiyetinde. Değilse organik, sentetik gübreyle oluşmuşsa, üzerindeki haşereleri öldürmek üzere sentetik ilaç kullanılmışsa, bunların zararları belki bu brokolinin bu prostat kanserini önleme özelliğinde aşıp daha büyük zararlar vücuda getirebilir vücuda. Onun için çok dikkat etmek mecburiyetindeyiz. Hayvanların ne sentetik ilaç almaları ne de sentetik yemler yemeleri hiçbir zaman mümkün olmamalı. Bunları mutlaka engellemeliyiz. Ölçülü beslenme ve faydalı beslenme, nutrition olayı bu standartlarda mümkün. Allah razı olsun. Ankara'dan Orhan Atak kardeşimiz diyor ki, bağırsakta koruyucu yeni bir bakteri bulunmuş. Bağırsaktaki diğer mikropların çoğalması halinde söz konusu bakteri bağışıklık sistemini rahatlatarak aslında zararsız olan mikroplar yüzünden kronik iltihapların oluşmasını engellemekteymiş. Buradaki rahatlatmaktan muradın ne olduğunu anlayamadık. Bağışıklık sistemini rahatlatarak, yani rahatlatarak ne yapıyor? Sistemin çalışmasına engel oluyor, kendimi müdafaa ediyor. Yoksa müdafaya geçtiği için immün sistemin kullanılmaması sebebiyle rahatlaması mı söz konusu? Kronik iltihapların oluşmasını engellemekteymiş. Geçelim burasını. Anlayamadık. Koruyucu bakteri ve iltihapların önlenmesi arasındaki ilişkiyi koruyucu bakteri ve iltihapların önlenmesi arasındaki ilişkiyi İskoç ve İsveçli bilim adamlarından oluşan ekip Nature Immunology dergisinde açıklamış. Normal bağırsak işlevi için son derece önemli olan bakteriyel mikroflora normal koşullarda zararsız bakteri türlerinden oluşuyormuş. Normal bağırsak işlevi için son derece önemli olan bakteriyel mikroflora.
Fakat bu bakteriler çoğu zaman aşırı miktarda çoğalarak bağışıklık sistemini alarma geçirirler. Bu durumda uzmanlaşmış bağırsak hücrelerinin çekirdeğindeki belli başlı maddeler etkinleşir ve DNA ile bağlanarak iltihaplara neden proteinlerin üretimini tetiklerlermiş. Şimdi bu florayı oluşturan bakteriyel mikroflora. Bu flora, mikroflora normal koşullarda zararsız bakteri türlerinden oluşuyormuş. Fakat bu bakteriler çoğu zaman aşırı miktarda çoğalarak bağışıklık sistemini alarma geçiriyormuş. Bu durumda uzmanlaşmış bağırsak hücrelerinin çekirdeğindeki belli başlı maddeler etkinleşir, etkinlik kazanır, tesir sahası büyür ve DNA ile bağlanarak iltihaplara neden olan proteinlerin üretimini tetiklerlermiş. Yani protein üretilince iltihaplara neden oluyor, sebep oluyor. Bu süreç en kötü durumda kronik bağırsak enfeksiyonuna dönüşebilirmiş. Kanadalı araştırmacı Dennis Kelly, Aberdeen ve Stockholm'daki çalışma arkadaşlarıyla birlikte bir Taomicron bakterisinin bu sürece karşı koyduğunu keşfetmiş. Bir bakteri bulmuş, adı B Tetai O Taomicron. Tetai Taomicron bakterinin adı. Bu süreci karşı koyduğunu keşfetmiş. Yani kronik bağırsak enfeksiyonuna dönüşmesine mani olucu bir hüviyeti var. Proteinlerin üretimini engelleyen bir sistem. DNA ile bağlanarak iltihaplanmayı tetikleyen sistemi durduruyor. Koruyucu bakteri kronik iltihabı önlemek için müthiş bir strateji geliştirmiş. Uyarı maddeleri etkinleştiğinde uyarı maddeleriyle birleşerek hücre çekirdeğini terk eden bir protein salgılıyormuş. Bu şekilde bağışıklık sinyalleri zararsız hale geliyormuş. Bilim adamları yeni keşfedilen Taomicron bakterisi sayesinde Morbus Crohn veya Colitis Ulcerosa gibi bağırsak iltihaplarına karşı yeni ilaçlar geliştirebilmeyi umuyormuş. Demek ki bu bağırsak iltihapları, birincisi Morbus Crohn, ikincisi Colitis Ulcerosa. Biri kolit diyoruz kısaca adına. Aslında bir bağırsak ülseri oluyor kolit. Bağırsak iltihaplarına yeni ilaçlar geliştirilmeyi ümit ediyorlarmış. Gerçekten çok ilgi çekici bir durum sevgili kardeşlerim.
aslında panzehir gene kendi içimizde üretiliyor. Çok enteresan bir şey. Bu keşfedilen mikrop, mikroflorada çok ilginç bir yardım sistemi oluşturuyor. Uyarı maddeleriyle birleşerek hücre çekirdeğini terk eden bir protein salgılıyormuş. Bağışıklık sinyalleri de zararsız hale geliyormuş. İnşallah yeni ilaçlar gelişir ve yeni tatbikat vücuda gelir. Tıbbın önü çok açık görünüyor sevgili kardeşlerim. İstanbul'da Serdar Yiğit kardeşimiz diyor ki, Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan 3 ayrı araştırmada Çin'de tedavi amaçlı kullanılan Ban Zihi Lian bitkisinin zencefilin ve yeşil çayın zencefil cinsi ve yeşil çayın kanserin önlenmesinde etkili olduğu ortaya çıkmış. Bizim bildiğimiz zencefil. Banzi, liyan bitkisi, zencefil ve yeşil çay. Minnesota Üniversitesi'nde görevli bilim adamları An, Bode ve Zigang Dong zencefil ekstresinin etkisini 17 fare üzerinde denemişler. Farelerin 4'üne bir süre zencefil ekstresi veren bilim adamları daha sonra bütün farelere İnsanlardan aldıkları kalın bağırsak kanseri hücreleri bulaştırmışlar. 15 gün sonra 13 farede tümör tespit eden bilim adamları zencefil verilen farelerde tümör gelişmediğini saptamışlar. Yani son derece açık. Zencefil. Kanser önleme ilaçlarından bir tanesi zencefil. Baharatın arasında Türkiye'nin önemli bir yeri var zencefilin. Allah-u Teala öyle bir dünya yaratmış ki sevgili kardeşlerim, 40 binden fazla ot çeşidi var dünya üzerinde ve bu otların her biri bir derde deva, belki birçoğu aynı derde deva ama en azından zencefil konusunda kesin bir sonuca ulaştık. Tarçın içinde geçen gün buna benzer bir sonuçtan bahsetmiştik. Tarçının da bir takım hastalıklara karşı kesin bir tedavi unsuru olduğunu tespit etmiş durumda tıp. Burada kalın bağırsak iltihabında, kalın bağırsak kanserinde zencefilin kesin bir tedavi vasıtası olduğu tespit edilmiş durumda. Çin'de çeşitli hastalıklara karşı kullanılan ve kansere karşı etkili olduğuna inanılan Scutellaria barbata ya da Panzilian diye adlandırılan bitkinin Panzilian Panzilian diye adlandırılan bitkinin etkisini incelemişler.
Araştırma sonucunda bitki ekstresinin farelerde prostat kanserinin büyümesini azalttığı ortaya çıkmış. Tucson kentindeki Arizona Kanser Merkezi'ndeki bilim adamları yeşil çayın etkisini araştırmışlar. Bu kez insanlar üzerinde yapılan araştırmada 118 sigara tiryakisine 4 ay boyunca günde 4 fincan yeşil çay ya da siyah çay içirilmiş. Bilim adamları 4 ay sonra katılımcıların kanserin neden olduğu DNA hasarlarında vücudun ürettiği 8 hidroksi deoksiguanosin düzeni ölçmüşler. Hidroksi deoksiguanosin. Yeşil çay içen katılımcıların 80 HDG düzeyinin yüzdesi 31. %31 oranında düştüğü tespit edilmiş. Siyah çay içenlerin 80 HDG düzeyinin düşmediği tespit edilmiş. Birinde %31 üzerinde düşüyor. Düşen ne? DNA hasarlarında vücudun ürettiği 8 hidroksi deoksi guanosin. 8'i 80 düzeyini ölçmüşler. %31 civarında düştüğü tespit edilmiş. O zaman yeşil çayda mutlak olarak bir farklılık var. Ama sevgili kardeşlerim, bu zencefil kesin bir sonucu ifade ediyor. Zencefil verilen farelerde tümör gelişmediğini saptamışlar. Hepsinde. Kalın bağırsak kanserini böylece zencefilin önlediği kesinleşmiş durumda. Hani hep aman baharat yemeyin, o baharatın her zaman çok zararı vardır tarzındaki sözlerin hepsi adım adım uçuyor havaya. Zencefil de tarçın da son derece önemli birer kanser önleyici faktör olarak çıkıyor karşımıza. Hem zencefil hem tarçın. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki eğer ilaç istiyorsak tabiatta bol miktarda mevcut. Öyle çok para ödemek de gerekmiyor. Birazcık tarçın, birazcık karanfil attığınız zaman çayınıza ve bizim siyah çay yerine yeşil çay kullandığınız zaman siyah çay. Ama o yeşil çay nerede satılıyorsa onu bulacağım inşallah. Ben de başlayacağım yeşil çay içmeye. Bu arada tarçını da zencefili de unutmayalım. Yemeklerimizde bol miktarda kullanalım inşallah. Sivas'tan Ferhat Öncü kardeşimiz der ki, Max Planck Nörobiyoloji Enstitüsü bilim adamları, sinir hücrelerinde aynı anda verici ve alıcı görevini üstlenebilen beyin proteinleri keşfetmiş. Aynı anda hem verici hem de alıcı. Aynı sinir hücresi, bir tek hücre aynı anda hem vericilik görevini yapıyor hem de alıcılık görevini yapıyor. Yani beyinden uzva giden sistemi alıyor, uzva ulaştırıyor. Uzuvdan geri dönen reaksiyon zincirini beyinde tamamlıyor. Hem alıcılık hem vericilik yapıyor.
Yeni bulguyla bellek araştırmalarında önemli bir adım atan araştırmacılar, bellek araştırmaları, yani hafıza araştırmaları. Ayrıca beyindeki değişimlerin çözülmesinde de yeni bir bakış açısı kazandık diye konuşmuşlar. Ilona Grunwald ve Martin Quarter başkanlığındaki ekip, ilk kez ligand ve reseptör proteinlerden oluşan ligand protein ve reseptör protein bir ligand protein, iki reseptör protein. Bunlar bir kombinasyon vücuda getiriyor. İkisi bir araya geliyor ve bir kombinasyon oluşturuyorlar. Böyle belli başlı bir kombinasyonun sinir hücreleri arasındaki bağlantıların plastikleşmesinde önemli bir rol oynadığını bulmuş. Sinir hücreleri arasındaki bağlantıların plastikleşmesi. Böyle bir tabiri ilk defa duyuyorum. Bağlantıların plastikleşmesi. Bugüne kadar pasif sinyal iletkeni olarak bilinen efrinler grubu proteinleri, belli başlı sinir hücrelerinde alıcı işlevinde yerine getirebiliyorlarmış. Sinyal iletkeni ama alıcı işlevinde yerine getiriyorlarmış. Aslında sinyal iletkeni, yani verici. Bilim adamları bu nedenle diğer proteinlerin de sinir hücrelerinin bir bölümü sanılandan çok daha fazla işlevi yerine getirdiklerini tahmin ediyormuş. Ama bu henüz bir tahmin. İnsan beyninin 1 kHz'lik gücüyle zayıf kaldığı anlaşılmış. İnsan beyni 1 kHz'lik, yani 1000 Hz'lik bir güce sahipmiş. Fakat bilgisayar insan beyninden daha hızlı olmasına rağmen beyin karmaşık yetileri açısından daha üstünmüş. Sonuçta insan beynindeki bağlantılar yeniden üretilerek ya da iptal edilerek sürekli değişirmiş. Yeniden üretilerek ya da iptal edilerek. Her an insan dışarıyla etkileşim halinde. Görme hassası çalışıyor, işitme hassası çalışıyor. İdrak hassası çalışıyor, hafıza hassası çalışıyor. Dosyalama hafıza sistemi çalışıyor. Hatta sinapsların gücü de sinir hücrelerinin sinapslarında sanılandan çok daha fazla işlevi yerine getirdikleri vakası var. Burada sinapsların gücü de devamlı değişerek uyarıların kuvvetine uyum sağlıyormuş. Sinapsların gücü de değişiyor. Uyarı artarsa sinaps da daha yüksek seviyede çalışıyor. Bilim adamlarının plastiklik olarak adlandırdıkları bu yeti. Uyarıların kuvvetine uyum sağlama plastiklik olarak vasıflandırılıyor. Şimdi artık tabiri yerleştirdik. Plastiklik uyarıların kuvvetine sinapsların uyum sağlama gücü.
Bu yeti öğrenme ve bellek için, yani hafıza için önemli bir koşul. Büyük beynin bir kısmı olan hipokampüs bu konuda önemli bir rol oynamaktaymış. Büyük beynin bir kısmı hipokampüs bu konuda önemli bir rol oynamaktaymış. Çünkü burada bilgiler kısa vadeli olarak depolandıktan sonra uzun vadede depolanmak üzere diğer beyin bölgelerine aktarılırmış. Hipokampüsün önemli ölçüde zarar görmesi halinde hasta kısa vadeli bellek ve bilgileri diğer beyin bölgelerine aktarma yetisini yitirdiği için geçmişteki anlarıyla yaşarmış. Yani belleğe yeniden bir şeyler koyması artık söz konusu değil. Geçmişteki anılarıyla yaşarmış. Haberler nasıl sevgili kardeşlerim sizden? Geçmişteki anılarla mı yaşıyorsunuz? Yoksa her gün anılarınıza bir yeni güzellik katılıyor mu? Allah'ın yolundaysanız, hangi şartlar içinde olursanız olun, böyle bir yetiniz kaybolsa bile her gün yeni bir güzelliği mutlaka yaşayanlardan birisi olursunuz. Adana'dan Bekir Duru kardeşimiz diyor ki, Amerikalı bilim adamlarının bağışıklık sistemini kanserli tümörlere karşı başarıyla kullandığı belirtilmiş. Son derece önemli bir haber sevgili kardeşlerim. Amerikalı bilim adamlarının bağışıklık sistemini kanserli tümörlere karşı başarıyla kullandığı belirtilmiş. Haber son derece önemli. Çünkü varılması lazım yani hedef bu sevgili kardeşler. Allah müdafaa mekanizmasını vermiş bize. Bu bizde, hepimizde Allah-u Teala'nın verdiği immün sistem hepimizde var. Mesele bu sistemi faaliyete geçirmek. Etkin hale getirebilmek. Nasıl illüminati uyumuyorsa, hani su uyur düşman uyumaz derler ya bizim eskiler, bu mikroplar da yemeyip içmeyip saldırıyorlar. Ama bu saldırıya karşı Allah-u Teala öyle bir nöbetçi sistem geliştirmiş ki nöbetçi sistem hiç uyumuyor. Ve bu uyumayan sistemi güçlendirip de saldırganları daha başlangıçta devre dışı bırakacak olan bir hale getirebilirsek problem kökünden çözülmüş oluyor. Bakalım nereye varıyoruz? Çünkü ifade çok açık. Bağışıklık sistemini kanserli tümörlere karşı başarıyla kullandığı belirtilmiş Amerikalı bilim adamlarının. Harika bir haber. Devam ediyoruz. Nature Immunology dergisinde yayımlanan habere göre Immunology, immün sistemin dergisi. Immunology, fizik vücudun koruyucu sisteminin ilminin adı. Bu dergide yayınlanan habere göre Chicago Üniversitesi'nde görevli bilim adamları fareler üzerinde yaptıkları deneyde tek bir tümörde uyarılan bağışıklık sisteminin tek bir tümörde uyarılmış bağışıklık sistemi, yani o tümöre müdahale edebilecek noktadaki bağışıklık sisteminin uyarılması başarılmış, tümör uyarılmış. Ne olmuş uyarılmışsa?
vücudun diğer bölgelerindeki ikincil tümörlerle de savaştığını tespit etmişler. Yani sistem tek bir tümörde uyarılıyor. Ama vücudun diğer bölgelerindeki ikincil tümörlerle de o tümörlerdeki o tümörlerin çevresinde bulunan veya o tümörün içinde bulunan uyarıcı karşı koyucu sistem, immün sistemin vücudun bütün diğer bölgelerinde de faal hale geldiğini görebiliyoruz. Bu tespit edilmiş durumda. Yani vücudun herhangi bir bölgesindeki bir tek bir tümörde uyarıla bağışıklık sistemini uyarabilirsek eğer, bu uyarılma çok hızlı bir şekilde diğer bağışıklık sisteminin diğer parçalarına, diğer üyelerine, diğer uzantılarına ulaşıyor ve uyarı ulaşır ulaşmaz da oradaki bağışıklık sisteminin de fonksiyonel olması sağlanıyor. Mikroplara karşı savaşmaya başlaması sağlanıyor. Bilim adamları vücutta bulunan light isimli kimyasal maddenin, yani LIGHT isimli kimyasal maddenin tümör içindeki üretiminin arttırılmasının, bu light yani LIGHT kimyasal maddesi bütün vücutta zaten mevcutmuş. Tümör içindeki üretiminin arttırılmasının kanserle mücadelede karşılaşılan engellerin aşılmasında önemli bir faktör olduğunu belirlemişler. Öyleyse bu vücutta bulunan LIGHT isimli kimyasal maddenin tümör içindeki üretiminin arttırılmasının çok önemli bir rolü olduğu anlaşılıyor. Bilim adamları bu maddenin, yani LIGHT, light maddenin adı, bu maddenin bu engellerin aşılmasında mücadelede karşılaşılan engellerin, tümörle mücadele karşılaşılan engellerin aşılmasında önemli bir faktör olduğunu belirlemişler. Bilim adamları bu maddenin, yani light'ın, iki önemli reaksiyona neden olduğunu belirtmişler. Birinci reaksiyon, bağışıklık sistemindeki T hücrelerinin dikkatinin çekilmesi, harekete geçirilmesi ve tümöre yönlendirilmesi. T hücreleri sinyal alıyorlar. Bu sinyal onların hazır ol vaziyetine gelmesini temin ediyor. Arkadan tümöre yönlendirilmesi sağlanıyor T hücrelerinin. İkinci etki de, T hücreleri tümöre ulaştığında bir kez daha uyarılmaları. Yani tümör, T hücresi uyarılıyor. Kendisine verilen istikameti yola çıkıyor ama o bilmiyor nereye gittiğini. Vardığı zaman, tümöre vardığı zaman
işaret geliyor, düşmanın budur, bunu vuracaksın diye. Sevgili kardeşlerim, ne kadar muhteşem bir şey değil mi? Düşman içimizde tamam, ama dost da içimizde. O düşmanın hakkından gelecek olan immün sistem, insan vücuduna konmuş Allah Teala tarafından, hepimizde var. Önemli olan, koruyucu askerlerin harekete geçirilmesi, muhafızların düşmana karşı savaşta yerini alması. İşte bu Light isimli kimyasal madde bunu sağlıyor. Vücudun herhangi bir noktasında bir tek tümörde bir tek hücre. Tek bir tümörde o tek tümör için bir hücre uyarılmış durumda. Bu bağışıklık sistemi uyarılınca vücudun diğer bölgelerindeki ikinci tümörlerle de savaş için harekete geçiyor. Tümör içindeki üretimin arttırılmasının neticesi bu. Yani tümör içerisindeki Light adı verilen maddenin LGHT isimli kimyasal maddenin arttırılması. Bu madde evvela bağışıklık sistemindeki T hücrelerinin dikkatini çekiyor ve yönlendiriyor. Tümöre doğru yönlendiriliyor. Ama Light oraya doğru gidiyor, istikameti kesin, ama nerede duracağını bilmiyor. Bıraksalar sonsuza kadar gidecek. Ama o hücreye geldiği zaman işaret veriliyor ki tamam, düşmanın burası. Buna saldıracaksın deniyor. Hedef olarak alınan tümörün belirgin şekilde küçüldüğünü belirten bilim adamları, vücudun diğer bölgelerindeki ikinci tümörlerin de azaldığını bildirmişler. Sevgili kardeşlerim, son derece önemli. Bir tek tümörden bahsediyoruz. Bir tek hücreden bahsediyoruz. Bu hücrenin binlercesinin, milyonlarcasının, milyarlarcasının aynı anda uyarıldığını düşünün. Her birisi mutlaka stratejik planı yapan sistem tarafından ayrı ayrı tümörlere saldıracaklar. Ve her tümörün başarıyla ele geçirilmesi, yani kanserli hücrenin yok edilmesiyle sağlam hücrelerin yerinde kalması temin ediliyor. Dikkat edin, savaş hasta hücrelere karşı. Ve bu gen bir bilgisayar sisteminin merkezi gibi çalışıyor. Her hücreyi, T hücresini savaş vereceği noktaya götürüyor. Milyonlarca T hücresi milyonlarca ayrı noktaya gönderiliyor. Her biri orada savaş veriyor. Her biri savaşı kazanıyor. Ve hepsi birden saldırdığı için düşman, yani tümör, sadece T hücrelerinin yemi oluyor. Çünkü hücreler ulaştıkları zaman o düşmanlarını yutuyorlar. Ve onu yediler diye, yok ettiler diye, kendi bünyelerini aldılar diye onların hastalanmaları hiçbir zaman söz konusu değil. Aksine güçleniyorlar. Hedef olarak alınan tümörün belirgin şekilde küçüldüğünü belirtmişler. Ayrıca o hedef alınan tümörün küçülmesi bir yana, vücudun diğer bölgelerindeki ikinci tümörlerin de azaldığını bildirmişler. Çok kıymetli bir dizayn. Denizli'den Kenan Mert kardeşimiz der ki,
Avustralyalı bilim adamları Samanyolu galaksisinde hayat bulunma olasılığı olan bir bölge belirlediklerini bildirmişler. 100 milyarlarca yıldızı barındıran Samanyolu'nda ...2,5 milyar diye biliyorduk. Her Samanyolu'nda 2,5 milyar yıldız ve 2,5 milyar yıldız barındıran 2,5 milyar Samanyolu. Belki başka başka kaynaklar, başka başka rakamlar veriyorlar. Burada 100 milyarlarca yıldız barındıran diyor. 2,5 milyar değil. 100 milyarlar belki 250 milyar. 2,5 milyar, milyar değil, 25 milyar değil. Belki 250 milyar yıldız. 100 milyarlarca yıldızı barındıran diyor. Hangi yıldızda yaşam için uygun koşul olup olmadığı konusunda astronomların henüz bir görüş birliğine varmadıkları kaydedilmiş. Bilim adamı Lene Weaver kendi çalışmasının temel olarak Samanyolu'nda yaşam bulunabilecek yıldızların dökümünü yapmak olduğunu. Samanyolu'nda yaşam bulunabilecek yıldızların dökümünü yapmak. Lineweaver'ın görevi bu. Lineweaver ve Swinburne University of Technology astronomları Yeşe Fenner ve Brad Gibson'dan oluşan grup, makalelerinde dünyadan çıplak gözle görünebilen yıldızlarda da hayat bulunabileceğini savunuyorlarmış. Dünyadan çıplak gözle görünebilen yıldızlarda da hayat bulunabileceğini savunuyorlarmış. Grup, yaşamın gelişmesi için uygun şartların bulunabileceği düşünülen galaktik yaşam bölgesi adı verilen bölgede birkaç milyar yıldız olduğu ve bunların bir kısmında yaşamın gelişmiş olabileceğini öne sürüyorlarmış. Dünyadan çıplak gözle görülen yıldızların yörüngelerinde dünya gibi üzerinde yaşamı barındırabilecek gezegenler olduğu belirtilmiş. Dr. Gibson, yaşam bulunabilecek galaktik bölgenin günümüzden 8 milyar yıl öncesinde meydana geldiğini ve karbon, oksijen ve demir gibi elementlerin oluşmaya başladığı yazılmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, durumda görünüyor ki çıplak gözle görülebilen yıldızlar galaktik yaşam bölgesi adı verilen bölgede birkaç milyar yıldız olduğu ve bunların bir kısmında yaşamın gelişmiş olabileceği. Dünyadan çıplak gözle görülen yıldızların yörüngelerinde dünya gibi üzerinde yaşamı barındırabilecek gezegenler olduğu belirtilmiş. Dr. Gibson, yaşam bulunabilecek galaktik bölgenin günümüzden 8 milyar yıl öncesinde meydana geldiği ve karbon, oksijen ve demir gibi elementlerin oluşmaya başladığı yazılmış. Yani bizden sonra hayat olabilsin diye Allah-u Teala onları geliştirmiş oluyor. Birkaç milyar yıldız. 2,5 milyar galaksi. Burada her bir galakside 100 milyarlarca yıldızdan bahsediliyor.
bir yazıda yaklaşık bu rakamlar verilmişti. 2,5 milyar yıldız, 2,5 milyar galaksi. Ama rakamlar öyledir ya da böyledir. Sevgili kardeşlerim, öyle bir noktada bulunuyoruz ki eğer dünyamız güneşten biraz daha uzak olsaydı, uzak bir yörüngede dönseydi soğuktan yaşayamazdık. Biraz daha yakın bir gezegen, yakın bir noktada dönseydi o zaman da sıcaktan yaşayamazdık. Allah-u Teala her şeyi öylesine ince hesapları kitaplarla oluşturmuş ki dünya adı verilen bu gezegende biz insanlar yaşıyoruz. Allah'a sonsuz hamd ederiz, şükrederiz. Evvela bu dünyada Allah-u Teala insanın yaşaması için gerekli şartları oluşturmuş, oksijeni oluşturmuş, insanı oksijen soluyan bir varlık olarak yaratmış. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görülüyor ki başka gezegenlerde yıldız olması ihtimali bizim astronomlar tarafından da artık kabul edilebilir durumda. Oysa ki Kur'an zaten tam 17 ayette dünyamızın dışında da başka gezegenlerde mutlak olarak hayatın mevcut olduğunu söylüyor. Göklerdeki insanlar diyor, yerlerdeki insanlar ve ikisinin arasındaki insanlar. Ama insan diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bir gün daha bir beraberlik ve bir aktüel bilim sual ve cevapları faslının sona ermesi. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir beraberlikte daha Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir yeni aktüel bilim sualleri faslında birlikte olduk. Sizlerle beraber olmak sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın bir nimeti olarak değerlendiriyorum bunu. Allah'ın hepinize hem cennet saadetini hem dünya saadetini ulaştırması, şu dünyada da hepinizi ilim sahibi yapması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.